Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Şolak Yılmaz. Amerika ve Dünya'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Charlottesville'de yaşanan şiddet olaylarına yaklaşımıyla büyük tepki gören Başkan Donald Trump'a yönelik eleştiriler sürüyor. Yeni bir anket yayınlandı Amerikan halkının Trump'a bakışına dair ve yeni ipuçları da veriyor bu anket. Son ankete göre halkın sadece %39'u Başkan Donald Trump'ın yaptıklarını onaylıyor ki bu rakam yalnızca bir hafta önce %44'tü. Hem bu düşüşün nedenlerini hem de ankete dair diğer ayrıntılar için Özlem Tınaz karşımızda. Özlem, nedir aktaracakların? Mehtap, Donald Trump Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana çoğu zaman demokratların, hatta zaman zaman da cumhuriyetçilerin hedef tahtasında. Amerikan halkının görüşleri de çok farklı değil aslında siyasilerden. Zira yapılan her yeni anket Başkan Donald Trump'a kamuoyu desteğinin azaldığını gösteriyor. Son anket Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapıldı ve bu anket sonuçlarına göre halkın 2/3'ü, ankete katılanların 2/3'ü Başkan Donald Trump'ın ülkeyi birleştirmekten çok böldüğü görüşünde. Ankete katılanların %62'si Başkan Donald Trump'ın ülkedeki bölünmeleri artırdığı görüşünde. %31'lik kesim ise bunun tam tersi görüşte. Aslında her şey Charlottesville'deki ırkçı şiddet olaylarının ardından daha da kötüye doğru gitmeye başlamıştı. Başkan Donald Trump'a yönelik anketlerde Trump'a olan kamuoyu desteğinin azaldığını her ankette görüyoruz. Özellikle buradaki sözleri, ırkçı şiddet olaylarının ardından yaptığı açıklamalarla büyük tepki almıştı Başkan Donald Trump. Irkçı gruplarla, ırkçılık karşıtı grupları aynı kefeye koyması eleştirilmesine neden olmuştu. İşte bu gergin ortamda yapıldı bu ankette ve sorulan sorulardan biriydi. Trump'ın Charlottesville'deki olaylara yanıtını nasıl buldunuz şeklindeydi. Katılımcıların %60'ı Trump'ın sözlerini onaylamadığını söyledi. Onaylayan kısımsa, destekleyen kısımsa sadece %32. Bir başka oranda Trump'ın kararları ve tavırlarına yönelikti. Beyaz ırkçı grupları cesaretlendirdiğini düşünenlerin oranı %59. Amerikalıların sadece %3'ü Trump'ın sözlerinin ve eylemlerinin beyaz ırkçıları olumsuz etkilediği görüşünde. %35 ise Trump'ın beyaz ırkçılar ya da benzer kutuplaşmış siyasi eylem grupları üzerinde etkisi olmadığını inanıyor. Charlottesville'deki olayları hatırlamak gerekirse iç savaş döneminde köleliği savunan Güney eyaletlerdeki komutanların heykelleri gündeme gelmişti ve bu komutanlardan Robert Lee'nin heykelinin kaldırılması ve heykelin bulunduğu parkın adının değiştirilmesi üzerine şiddet olayları yaşanmıştı. Trump ise aslında bu Charlottesville dışında diğer eyaletlerdeki heykellerin de hatta bir gecede kaldırılmasını eleştirmiş ve ülkenin tarihinin yok edildiğini savunmuştu. Ankete göre %39'luk bir kesim bu heykellerin kaldırılmasına karşı. Heykellerin kaldırılmasını destekleyenlerin oranı %39, kaldırılmasına karşı olanlarsa %50. Bu süreçte Başkan Donald Trump'a medyaya yönelik öfkesi de artmıştı. Aslında başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana, hatta seçim kampanyası döneminde de Başkan Donald Trump'ın medyayla arasının iyi olmadığını söylemek mümkün ama bu doz her geçen gün artıyor. Son olarak Arizona'da, Phoenix kentinde yine medya yönelik eleştiriler yaptı. Hatta vatan haini yerine koyacak ifadeler kullandı. Onlar kötü insanlar, ülkemizi sevmiyorlar demişti. İşte bu da anketteki sorulardan biriydi. Ankete göre Amerikalıların çoğunluğu Trump'a katılıyor ve ankete katılanların %55'i medyanın Trump'ı haberleştirme şeklini doğru bulmuyor. Medyayı destekleyenlerin oranı ise %40. Medyanın Trump'ı haberleştirme şeklini doğru bulanların oranı ise %40. İşte Amerika'da kutuplaşmanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Elektrikli bir ortamın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda Donald Trump'tan beklenen daha yatıştırıcı, birleştirici mesajlar, ancak Başkan Donald Trump tam aksi yönde mesajlar veriyor. Demokratları eleştiriyor. Hatta zaman zaman Cumhuriyetçi senatörleri eleştiriyor. ABD-Meksika sınırı duvarı
da sınırdaki duvar konusunda oldukça ısrarcı tavrını sürdürüyor. Hatta bu duvarı inşa etme uğruna hükümeti kapatabileceği yönündeki sözleri bu öfkenin daha da artmasına neden oluyor. Dediğimiz gibi Trump'ın bu öfkesi devam ettikçe kamuoyunun desteği de azalıyor. Yalnız son olarak dün Nevada'daydı Başkan Donald Trump ve burada bir anlamda birleştirici mesajlar verdi. Bizleri bölen yaraları iyileştirme zamanı geldi dedi. Tek vatan, tek devlet, tek millet sloganını kullandı. Tabii bu mesajı ne kadar etkili olacak Amerikan halkı üzerinde bunu zamanla göreceğiz Mehtap. Özlem, Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis'in ziyaretleri var. Dün günübirlik Türkiye'deydi, bugün Ukrayna'da. İki önemli ziyareti bunlar. Bu ziyaretlerle ilgili hangi notlar var elinde? Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis Ürdün'ün ardından Türkiye'ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından karşılandı resmi törenle ve ardından ikili bir görüşme gerçekleştirdiler. Mattis'in görüştüğü bir diğer isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu ziyarete ilişkin Pentagon'dan bir açıklama yapıldı. Dana White tarafından sözcü White iki bakanın ilk kez bir araya geldiğine vurgu yaptı ve açık ve dürüst bir diyaloğun sürdürülmesi ihtiyacına değindi. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün önemi ve İran'ın bölgedeki zararlı etkisine dair kaygıları konuştular ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi ise 1 saat 10 dakika sürdü. Tabii Amerika'nın PYD-YPG silah desteği aslında Ankara-Washington hattında gerginliğe neden olmuştu. İşte bu konuda Erdoğan-Mattis görüşmesinde masaya yatırıldı. Türkiye bu konudaki kaygılarını dile getirdi. Mattis ise Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığına işaret etti ve IŞİD'le mücadele konusundaki kararlılığa vurgu yaptı. Bu konuda işbirliğinin önemine dikkat çekti. Mattis'in Türkiye'den sonraki durağı ise senin de söylediğin gibi Ukrayna'ydı. Tabii Moskova-Washington arasındaki ilişkilerin de gerginliği söz konusu olduğunda bu ziyaret de gerçekten çok önemli. Mattis bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Poroshenko ve diğer yetkililerle görüştü ve Rusya'yı uluslararası sınırları güç yoluyla yeniden çizmeye çalışmakla suçladı. ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının Moskova yönetimi davranışını değiştirene kadar süreceğini söyledi ve Ukrayna ordusuna, Ukrayna devletine olan Amerika'nın desteğini bir kez daha inlemiş oldu. Dediğimiz gibi Ürdün, Türkiye, Ukrayna bölgesinde oldukça kritik ülkeler bunlar ve burada yaptığı açıklamalarda bu ülkelerle ilişkiler açısından oldukça önemli diyebiliriz Mehtap. Özlem Tınaz, verdiği bir ayrıntılar için teşekkür ediyoruz ona ve Dünya ile haberleriyle devam ediyoruz. 2017'nin ilk 8 ayında 100 binden fazla göçmen ve mülteci Afrika'dan Avrupa'ya geçiş yaptı. Akdeniz'e geçen bu insanlar yardım kuruluşlarının gemileri tarafından da sıkça kurtarılıyor. Libya sahil güvenliği ise kara suları dışına çıkarak bu yardım gemilerini tehdit ediyor. İnsan hakları grupları Libya sahil güvenliğinin uluslararası sularda yardım gemilerine müdahale ettiğini, sonrasında Afrikalı göçmenleri Libya'ya geri götürdüğünü söylüyor. Bu durumla ilgili ciddi kaygılarımız var. Göçmenlere Libya'da koruma sağlanmıyor. Hatta sıklıkla kötü koşullarda süresiz gözaltına alınıyorlar. Yardım çalışanları gözaltındakilere ulaşamıyor. Ülkede bir birlik hükümeti, üniter bir yönetim yok. Rakip milisler cezadan muaf faaliyet gösteriyor. IŞİD ise zayıflamış olsa da hala Libya'nın güneyinde etkin bir tehdit. This is a country in war. Bu ülke hala savaş halinde ve acil insani yardıma ihtiyaç var. Bu insani bir zorunluluk. Birleşmiş Milletler de yardımların güvenle ve engelsiz şekilde ulaştırılması için Libyalı yetkililere çağrı yaptı. We do have concerns to make sure that all tüm sivil toplum örgütleri ve yardım çalışanlarının müdahale ve korku yaşamadan işlerini yapabilmelerini sağlama konusunda endişelerimiz var. Ancak Libya sahil güvenliğinin tehditkar duruşu nedeniyle sınır tanımayan doktorlar ve çocukları kurtaralım örgütü dahil bazı kuruluşlar kurtarma ve yardım faaliyetlerini askıya aldı. Elbette bunun bir sonucu olarak Avrupa'da yeni bir hayat için yola çıkan daha çok kişi Akdeniz'in kurbanı olacak. A new life. Sadece 2017'de neredeyse 2400 kişi bu umut yolculuğunu tamamlayamadan hayatını kaybetti. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Cihat için adam toplama, radikal cihatçıların IŞİD adına savaşacak gençleri toplama yöntemlerini konu alan bir Norveç filmi. Film çekilirken yapımcılardan biri olan Adilhan Faruk,
görülmemiş şekilde radikalleşmiş İslamcıların bir hücresine giriş sağladı. Onlarla Norveç'te 9 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Ubaydullah Hüseyin üzerinden buluştu. Faruk ve ortağı Ulrich Rolsen, Amerika'nın sesine Avrupa'da İslamcı örgütlerin büyümesi, adam toplama teknikleri ve kıta genelindeki gelişmiş ağları ile ilgili bilgi verdi. My name is Adel Khan Faruk. Benim adım Adil Han Faruk. Norveçli İslamcılarla ilgili bir belgesel yapıyorum. Belgeselini çekerken Faruk Avrupa'daki radikalleşmiş İslam toplumuyla Ubeydullah Hüseyin sayesinde iletişim kurdu. Everyone can hear me inşallah. Herkes beni iyi duyabiliyor mu? Bugünlerde Danimarka, İsveç, Norveç, İngiltere'de yaşıyorsanız İslam'ı yaşamamız ve ölümümüzle korumalıyız. Faruk Ubeydullah Hüseyin gibilerin radikalleşmesinin arkasında ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. It's not only in Norway, it's in Sweden as well, Denmark, UK, France. Bu sadece Norveç'te yaşanmıyor. İsveç, Danimarka, İngiltere, Fransa ve Belçika'da her zaman Müslümanlığa bile uymayan, marjinalleşmiş küçük bir azınlık buluyorsunuz. Bunlar evlerinde sorunlar yaşayabiliyor, iş bulmada zorlanıyorlar. My name is Ubaydullah Hüseyin and I am... Adım Ubaydullah Hüseyin, Peygamberin Ümmeti grubunun Norveç'teki sözcüsüyüm. Find out why he became that way, why did he become so extreme? Onun neden bu yolda gittiğini anlamak istedim. Neden bu kadar aşırı oldu? Çünkü futbol hakemiymiş ve parlak bir çocukluğu olmuş. Okulda da dersleri iyiymiş. İngiliz İslamcı Anjam Chaudhry ile gizli bir görüşmesi sırasında Faruk, radikal ideolojinin nasıl yayıldığına dair bir görüntü yakaladı. Norveç'te onlarla bağlantı halindeyiz fakat onların arasında oturmak daha farklı. Bu görüşleri Norveç'e geri getireceğiz. 2015'te radikal İslamcılar Paris'te bir dizi saldırı düzenledi. Önce Charlie Hebdo dergisine, aylar sonra da 130 kişinin yaşamını yitirdiği, 368 kişinin de yaralandığı konser salonu ve futbol stadı saldırılarını yaptı. Bu gruplar gerçekten küçük fakat güçlüler. Çünkü birlikte çalışıyorlar. Birbirlerini ziyaret ediyorlar. Oturum dedikleri seminerler düzenliyorlar. Call it a seminar of some sort. Ubeydullah'ın genç bir Norveçli saflarına katması polisin dikkatini çekti. Yakalandı ve Norveç polisi Faruk'la Rolfsen'in görüntülerini kanıt olarak kullandı. Film yapımcılarının basın özgürlüğü için verdiği savaş hikayeye dönüştü. Ulrich Rolfsen ve Adil Faruk davalarını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve kazandı. The key issue is that for any democracy, herhangi bir demokrasi için gazeteciler ve medyanın yetkililerden ayrılması hayati önem taşır. Benim gücüm toplumda olan hikayeleri kamuoyu eğitmek adına anlatmak. Bence bunu yaparken birbirimizi incitmememiz önemli. Bir belgesel Müslümanlara karşı korkuyu ya da güvensizliği arttırabilir mi sorusuna karşılık Faruk, amacının bu hücrelerin toplumda nasıl var olduğunu ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti. That was very important to both me and... Bu bizim için çok önemli. Çünkü birçok Müslüman bu insanlar gibi aşırıcı değil, normal insanlar. Guys, they're normal people. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Michigan eyaletindeki Detroit kenti hem zorluğu hem de yeniden toparlanmayı biliyor. Bir büyük durgunluk sırasında Orta Batı'daki bu kent ekonomik canlanma sürecinde göçmen toplumları devreye sokacak. Fakat herkes çözümün sürdürülebilir ya da göçmenler dışında başkalarına yardımcı olduğu konusunda hemfikir değil. Detroit'in Amerika'nın yeniden doğan kenti lakabını almasının bir nedeni var. This is the main street. Bangla Town'un ana caddesi burası. Bütün ticari bölgeler burada. Canlanmanın olduğu yer burası. The revitalization is taking place. Büyük durgunluk zamanında Orta Batı kenti %29'lara yaklaşan işsizlikle karşı karşıya kaldı. İş yerleri kapandı ve Detroitliler kenti terk etti. Ama son yıllarda göçmenler onların yerini almaya başladı. Bangletown'daki bir dönem yoksulluğun vurduğu bölgede bir girişimci, turist merkezi yaratma çabalarına öncülük ediyor. Boş yer şimdilerde zor bulursunuz. Ev fiyatları o dönemden beri arttı. İş piyasası büyüdü ve trafik son derece arttı. Küresel Detroit ve Yeni Amerikan Ekonomisi Kuruluşu tarafından yapılan bir araştırma, göçmen akınının nüfusun daha fazla azalmasını engellediğini gösteriyor. Araştırmaya göre göçmenler ev fiyatlarının yükselmesinden ve 1700 iş yerinin açılmasından da sorumlu.
Ancak göçmenlerin kentin yeniden dirilmesinde ne kadar etkili olduğu tartışmaya açık. Kentin önünde hala önemli engeller var. Siyaset bilimci Stan Ransom, göçmenleri sihirli bir el gibi görmenin yanıltıcı olduğu düşüncesinde. Ülkenin mali rakamlarını artırırsınız. Ancak bundan en fazla yararlananlar göçmenlerin kendileri ve bu iyi. Onların başarılı olmalarını istiyoruz. Ama bana yaptıklarının ülkeyi, kenti ya da kasabayı kurtardığını söylemeyin. But please don't tell me that what you're doing is saving the country or the city or the town. Trump yönetimi düşük vasıflı göçmenlerin Amerika doğumluların seçeneklerini ellerinden aldığını belirtiyor. Ancak küresel Detroit yöneticisi Steve Tobeckman birinci nesil göçmenlerin tam tersini yaptığını belirtiyor. Çok çalışan, çok az kazanan bir toplum görüyoruz. Görmeyi umduğum insanların kente giderek yeni iş alanları oluşturması. Detroit'teki bölgelerde göçmenlerin olumlu etkisi Meksika Mahallesi gibi yerlerde görülüyor. Her şey terk edilmişti. Jose de Jesus Lopez en fazla hizmet veren Meksika lokantalarından birinin sahibi. Başarısındaki sırrın sabır olduğunu belirtiyor. Detroit'i insanların kendilerini güvende hissettiği evimiz gibi düşünmeliyiz. Bu yavaş yavaş oluyor. Büyük değişiklikler bir gecede olmuyor. Yavaş oluyor. Bu kendine ve Detroit'e inanmanın bir sonucu. Lopez'e göre Amerikan rüyasının gerçekleşmesi yalnızca kendisi için değil, kendisinden sonrakilerin de işine yarayacak bir şeyler sunmaktan geçiyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Dünyanın yüksek çözünürlüklü renkli fotoğraf ve videolarını çekmek üzere bir uydu ağı oluşturuldu. Görüntüler farklı amaçlar için kullanılabilecek. Videolar hareket halindeki araçları takip edebilir, madencilik yapılan alanları izleyebilir, fotoğraflarsa yeryüzünün 3 boyutlu modellerini oluşturmak için kullanılabilir. Amaç kimi şirket ve kuruluşlara bazı faaliyetleri izlemeleri, hatta gelecekteki olayları tahmin etmeleri için gereken verileri sunmak. Tasarlanan ilk uzay aracının yıl sonunda fırlatılması bekleniyor. EarthEye adlı İngiliz şirketinin fırlatacağı 5 uydudan oluşan ağ, yüksek çözünürlüklü video ve fotoğrafları hızla dünyaya gönderecek. Dünyayı izleyecek uyduyu bir başka İngiliz firması Surrey Uydu Teknolojileri geliştirdi. Uydu geliştiren bir şirket olarak güzel bir fırsat yakaladık. Gelişmeler uzay sanayi için de çok olumlu. Çünkü uydulardan elde edilen verileri kullananların ve bu teknolojileri geliştirenlerin sayısı ne kadar artarsa uzay sektörü de o kadar büyür. Ücretli uydu hizmetleri, limanlar, karayolları ve kentlerin gün içinde birkaç kez görüntüsünü alıyor. Bu tür veriler en çok ekosistemleri, tedarik zincirini ve bunların küresel çaptaki etkilerini yakından tanımak isteyen emtia tüccarları ve şirketleri tarafından kullanılacak. Örneğin demir cevherinin yerlerini ve dünyanın her yerindeki gemicilik rotalarını izleyebiliyoruz. Demir cevheri üretim ve tüketim seviyelerini izleyebilir, bunun piyasadaki fiyat hareketlenmelerine etkileri konusunda sonuçlar çıkarabiliriz. EarthEye firmasının uyduları, dünyayı izleyen çoğu uydudan daha alçak yörüngeye oturacağı için görüntü kalitesi daha yüksek olacak. Gezegene ait dev verileri son zamanlarda geliştirilen bilgi işlem gücüyle inceliyoruz. Bu teknoloji giderek büyüyor. Yapay zeka ve makinelerin öğrenme süreci dev veri hacimlerine uygulanabiliyor. Gezegenimiz hakkında elde ettiğimiz bilgiler ve gezegenimizle olan etkileşimimiz bu sektörün ilerlemesini sağlayan etkenler. 5 uydunun 2019'un başında hizmete girmesi bekleniyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Böylece Washington'dan yaptığımız yayının sonuna geliyoruz. Yarın yine bu ekranda buluşmak üzere. Hoşçakalın.